Size bir tünel verilmiş ve bu tünelden bir araç geçecekmiş. Bunun geçmesi için aracın yüksekliği diyor. En fazla kaç metre olabilir diyor. Arkadaşlar bakın ben tünelimi temsilen şöyle bir koordinatlar sistemi çizelim. Tünelimi temsilen tam Y eksenini ortalayacak şekilde yani Y ekseninin simetri ekseni olacağı şekilde bir çizeyim. Bizim tünelimiz şurasıymış. Tamam mı? Bu, bu tünelde diyor şu verilen A ve B noktaları aralarındaki mesafe 10 santimmiş. Pardon 10 metreymiş. Y ekseni simetri ekseni ise o zaman 5 metre burayı 5 metre buraya bölecektir. O zaman şu nokta eksi 5 noktası bu noktada 5 noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Genişliği 6 metre olan bir araç. Bakın şöyle bir araç geçecekmiş genişliği 6 metreymiş. Hmm. Şimdi bu arabanın pardon genişliği 6 metre. Şu y değeri değil yani şu mesafemiz. Ve burada 6 metre ise, e, simetri eksenimiz de y ekseni ise bunu iki eş parça bölecek yani burası 3 ise burası da x 3 noktası olmayacak mı şu noktalarda? Şimdi arkadaşlar, bu aracın yüksekliği ne olabilir diyor maksimum bize şu değeri soruyor yani e, parabol denklemini bulduktan sonra. 3 yazacağım ya da x3 yazacağım bana şu noktanın ne olduğunu soruyor sayın arkadaşım. Peki bu noktayı beraber bir bulmaya çalışalım. Parabol denklemini yazacağız. Bu arada tünelin yüksekliğini de vermiş bize. 12.5'muş o da. Yani tam şu nokta y değerinin 12.5 oldu. Yani sıfıra 12.5 noktasıdır. Bunu da parabol denklemi için kullanacağız. Peki. Parabol denklemimizi oluşturalım. A çarpı eksenleri kestiği nokta x eksi eksi 5'ten x artı 5 x eksi 5. Arkadaşım a değerini bulabilmem için 0 12 noktasını yazıyorum. 12 buçuk noktasını. E, 0 yazarsam burası eksi 25 a yapacaktır. Her tarafı x 25'e bölersen a dediğim değerde eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman fonksiyonumuzun denklemi eksi 1 bölü 2 çarpı x, x artı 5 çarpı x eksi 5'tir. Şimdi biz neyi arıyorduk? Şu noktayı arıyorduk. Ya 3 vereceğiz ya da eksi 3. Fark etmez. 3 verelim biz. X eşittir 3 için. F3 olur. O da eksi 1 bölü 2. Çarpı 3 verdim 8. 3 verdim ne geldi? Eksi 2. Bak şu eksiler birbirini götürür. 2'ler de birbirine götürdü. Sonuç olarak karşımıza cevabımız 8 olarak çıkar.